Evli olduğunu biliyor muydunuz? Kaçtıktan sonra öğrendim. Kaçtıktan sonra öğrendiniz. Kaçmadan önce bilmiyor muydunuz? Yok, bilmiyordum. Peki, kendisiyle aranızda ailenizin evinde bir nişan söz yaptınız mı? Yüzük taktınız mı? Kendi aramızda ben istedim. Kimsenin haberi yoktu. Efendim? Kendi aramızda yaptık. Evet, ben istedim bunu. Burası kimin evi? Bir fotoğraf karesi var. Kahve fincanı tuttuğu. Evet, benim ailemin eviydi. Şu an olmayan ailemin evi. Olmayan ailenizden ne demek istediniz? Ailenize görüşmüyor musunuz? Yok, görüşmüyorum. Niye görüşmüyorsunuz? Benim ilişkime karşılar. Ben o eve kim olursa olsun, kimi, hangi kızı getirsem onlar kabul etseydi olurdu ama kabul etmediler. Peki evli bir kadın olmanızı onaylasınlar mı istiyorsunuz? Ya onaylamadılar. Ben de ayrıldım. Tek başıma ev tuttum. Peki yani yok Hülya ya, evli. Siz Hülya ile evlenebilir misiniz Arif? 18 yaşında. O yüzden böyle sakin sakin konuş. Davayı açmışlar zaten. O dava sürecek de sürecek de. Bu yüzüğü taktığınızda aileniz Hülya'nın evli olduğunu biliyor muydu? Ya da siz? Bilmiyorlardı. Ne? Bilmiyorlardı. Recep buyurun. Kardeşim bak. Evet. Yalan söylemeye gereği yok. 75 milyonun önündeyiz. Bak senin yüzünden ben rezil de oldum burada. Tamam mı? Ben hakkımı savunuyorum. Bak yapma. Ben de savunuyorum, tamam. Ya kardeşim bak sen evli insandan evlenmeyi nasıl göze alabiliyor? Hop bir dakika. Kardeşim deme bana. Söyle. Tamam. Heh. Kardeşim deme. Ya şimdi ne diyeyim? Ne diyeyim? Adımla hitap edebilirsiniz. Yani bunu bilen birinin evli bir kadınla kaçıp bunu da sanki normal bir davranışmış gibi göstermesi de enteresan. Ya yani 18 yaşındasın Arif. Sen yaptığınızın doğru olduğuna inanıyor musunuz? Doğru olmayabilir. Değil. Hala üstüne çıkıyor. Abla ben bunları yaşadığı yeri görmek istiyorum. Ne yapacaksın görüp de? Ama ne durumda kız? Tamam, gördüğün durumu iyi. Ne olacak? Müsaade edeceğim mi ilişkilerine? Etmeyeceğim. Niye eder ki? Baktığım kötü durumda. Yollasın abla, bıraksın kızı artık. Buyurun Arif. Benim o nerede yaşadığımı görmesine gerek yok, ben söyleyeyim. Oğlum. Lan kardeşim sen böyle değdi, kandırdın bu kızı. Yapma. Yolla. Sen kimsin desene ya. Erol abi. Ayran içiyor adam, dayan mı diyorsun ya. Kız ayrı yanımda yok diyorsun kız. Bir şey söyleyebilir miyim? Kız ayrıldı dedi kız. Yanımda yok dedi seni. Geliyorsun o tekrarda bıraktı, geçen bıraktı. Gitmedim ya. İzmir'den geldi, bıraktı kız ondan sonra. Biz baktık kız gelecekti. Babası dedi, Çerkezköy'e bindirdik dedi. Biz sabah baktık ama şeker hastası yatıya geldi. Arif Bey, şunu sormak istiyorum size. Lütfen enişten doğru dürüst cevap vermenizi istiyorum. Şimdi evlilik yolunda bir kızı çok seviyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki ben senin için ölürüm, dünyaları yakarım, ben seninle de evleneceğim. Ama evet. o sevdiğiniz, birlikte yürüyeceğiniz kız size en büyük yalanı söylüyor. Diyor ki ben bekar değilim, evliyim. Daha hala birlikte olmayı nasıl tercih ediyorsunuz? Ya da evlenmeyi nasıl düşünebiliyorsunuz ki öyle bir şey mümkün değil de? Şimdi söylediği şey yalan söylemiş olabilir. Yani yalan önemli değil mi? Evlilik gibi bir kuruma böyle bir yalan atıyor aklı estiği zaman. Tabii önemli. Oyun yapıyorsunuz böyle ailenizin evinde yüzükler takıyorsunuz, kahveler yapılıyor. Evet. Aileniz sizin can sağlığınızdan endişe ediyor. Bu beyefendiyi, aileyi suçluyor. Siz böyle biri için ailenize arkanızı dönüyorsunuz. Onlarla konuşmuyorsunuz. Evet, onlar bana arkasını döndü, ben değil. Siz değil. Ya kardeşim, sana kaç kere dedi eve gel diye. Hülya nerede? Hülya'yı ver bana telefona. Yok. Neden yok? Aramasını biliyor burayı. Niye vermiyor? O benim eşim değil mi kardeşim? Konuşmak istiyorum, vereceksin. Size bu kadar konuşma yeter. Teşekkür ederim. Ben mesafeme dönüyorum. Şimdi tamam. Bakın Arif Yörük, 18 yaşındasınız tamam ama yani reşit de sayılırsınız. Evet. Fakat söylediğiniz sözcükler, davranışlarınız aslında yaşınızdan oldukça büyük de bir cesarette de bulunmuşsunuz. Burada asıl önemli olan
bir eş var, karısını arıyor. Diğer tarafta onun yanında Hülya'nın babası var. Kızlarının durumundan, yaşamından her türlü meraktalar, onu görmek istiyorlar ve kızlarıyla görüşecekler. Hülya ile görüşmeleri sizin inisiyatifinizde mi? Benim inisiyatifim ne değil? Kendisiyle görüşmek istemiyor zaten. Sen hep böyle diyorsun oğlum. Hep böyle diyorsun. Sen de konuştuğundan günden beri böyle söylüyorsun. Yeter artık. Seninle konuşmak istemiyorum. Hülya ortaya çıkana kadar kocası sen da babası mı? Da burada. Erol Bey söyler misiniz? 14 Ekim'den beri kızınızı görüyor musunuz? Kızınızı merak etmiyor musunuz? Evet. Eve dönmesini istiyor. Gelmedi mi? Ne yaptığını biliyor musunuz? Eve dönmesini istiyor. Ne işimiz var burada? Eve dönmesini istiyoruz. Biz ne olsa olsun gelsin. Biz kabul ediyoruz. Bir de şu cümle ne demek ya? Bu kadar konuşma yeter yani. Arif Bey cesaret. Yanınızda bulunan Hülya Hanım'ı 2+1'de yaşattığınız Hülya Hanım'ı telefona verir misiniz lütfen? Çünkü siz bu insanların muhatabı değilsiniz. Lütfen Hülya Hanım kendisini ifade edebilecek bir yaşta ki birinci evliliği yapmış, ikinci evliliği yapma yolunda da kaçmış size. Bunun cevabını da babasına ve eşine o vermesi lazım. Siz doğru söylüyorsunuz, hiç bu insanların muhatabı olamazsınız. Evet, o şu an çalışıyor. Çalışıyor. Ya yalan söylüyor, yanında. Yanında. Bir telefonu var değil mi? Ona ulaşabildiğiniz bir telefonu var. Allah bunu ya hattı vardı, hattı kapattırmış bu. Faturalı hat almış, kapattırmış bunu. Hı? Bu hattan bana ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Ben şu an mesaime dönmek zorundayım. Hülya nerede çalışıyor? Aynı iş yerinde mi çalışıyorsunuz? Yakın bir yerde. Yakın bir yerde. Hülya nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul neresinde? Orasını söylemem. Sen söyleme. Eşi boşanmayı istemezse, bu boşanma gerçekleşmezse, siz davayı açsanız bile açılan boşanma davası Hülya Hanım açarsa reddedilecektir. Böyle yasa dışı, gayri ahlaki bir ilişkiyi sürdürmeyi devam etmek istiyor musunuz? Bundan istiyorum. Müsait bir zamanda zaten ben adliyeye gideceğim. Sizin adliyede bir işiniz yok ki. Evliliğin içinde siz yoksunuz Arif Bey. Siz etkisiz elemansınız. Senlik bir şey yok yani. Ben değil. Hülya Hanım gidecek. İşte Hülya'nın beynine giren sensin. Hülya Hanım gittiği zaman, Hülya Hanım esas bu evlilik birliği içerisinde sadakatsizlik yapan ve evlilik birliğine zarar veren kişi dava açtığı zaman açıldığı dava reddedilebilir. Reddedildiği takdirde de evlilik devam edecek. Bu arada Arif Yörük'ün ailesine de buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen onlar da yayına bağlansınlar. Bak her ikisi de yaptığı davranışın ve hatanın farkında değiller. Diyor ki benim evli bir kadınla ilişkimi diyor, ailem diyor onaylamadığı için bizi ayırmaya çalıştı. Bundan dolayı ailem beni reddetti diyor. Eğer gerçekten Yörük ailesi yani Arif'in ailesi bunu yaptıysa tebrik edeceğim. Ama çocukları kaçmış mı? Kaçmış. Bu arada yeni görüntüler gelmiş. Bu görüntüleri görmeye yani karının son halini görmeye hazır mısın? Hazırım oğlum ben her şeysine hazırım. Sanırım şimdi ekip arkadaşlarımın verdiği bilgiden yola çıkarak Hülya Özsoy 14 Ekim'de evden ayrılıp Konya'dan bu Arif Yörük'ün yanına gittikten sonra bir sosyal medya hesabından kendilerine ait bazı görüntüler paylaşmışlar. Açık sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülermiş bunlar. Hemen bir yayınlayalım. Neymiş görüntüler? Siyah saçlarına kurban oldum. Tatlı dillerinde huzur buldum. Siyah saçlarına kurban oldum. Tatlı bunlar Arif'le karının işte artık o isteme mi yapılmış, evdeler mi? Abla isteme değil. Arif Bey haklıysa soralım, oradaki hanımefendi kim acaba? Annesi.
Aa,